Merhaba değerli arkadaşlarım. Nitelaştırmanın 9 Şubat derslerinde 3. dersindeyiz. Bu dersimizde 1. dersimizde görmüş olduğumuz fenomenoloji ve 2. dersimizde görmüş olduğumuz durum çalışması ile ilgili benim kendi iki çalışmamdan desen kısmı ile ilgili yerleri göstereceğim arkadaşlarıma. Ve nelere dikkat edebilirler onlar üzerinde konuşacağız. Ardından kalan süremizde de bu iki makale ile ilgili düşüncelerimi ben belirttikten sonra kalan süremizde de arkadaşlarımızın fenomenoloji ve durum çalışması ile ilgili soruları varsa o soruları alıp cevaplamaya çalışacağım sevgili dostlar. Şimdi ekran paylaşımı yaparak birinci makalemizi size göstermek istiyorum. Sanırsam şu makalemiz olması lazım. Bakayım. Evet. Makalemiz geldi. Biraz büyütebilirim şöyle. STEM eğitimi almış fen bilgisi öğretmenlerinin STEM temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Başlıktan ya özellikle nicel çalışmalar başlıktan size hangi desenin kullandığına dair çok fazla şey verir. Veri verir arkadaşlar. Mesela işte bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisi şeklinde yani işte atıyorum yaratıcı dramanın başarıya etkisi şeklinde bir başlık görürseniz bunun hemen bir deneysel çalışma olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da işte A değişkeni ile B değişkeni arasındaki ilişkinin araştırılması derse bunun bir korelasyonel bir çalışma olduğunu anlayabilirsiniz. Nitel çalışmalar bu kapsamda çok fazla size veri vermez. Yani hangi desenle yürütüldüğü hakkında çok fazla başlıklar belki bir veri vermeyebilir ama bakın bizim çalışmamız o veriyi vermiş. Sistem eğitimi almış fen bilgisi öğretmenlerinin diyoruz. Ne olabilir ilk bakışta desen olarak? Evet güzel. Arkadaşlarımızın ben şeyin ağızla okuyabiliyorum. Fenomenoloji diyorlar. Dolayısıyla evet doğru. Fenomenoloji çünkü dedik ki fenomenoloji bir tecrübeye sahip olması lazım. Katılımcılarımızın bir olguyla ilgili bir ya da fenomenle ilgili bir tecrübeye sahip olması gerekiyor demiştik. Dolayısıyla burada da görüyoruz ki sistem eğitimiyle ilgili bir tecrübeye sahip öğretmenler çalışmada kullanılmış. Bakın özetle şöyle bir şey var. Şuna da dikkat etmenizi isteyeceğim. Çalışma şurası bizim için yani bu haftanın konusu bu olduğu için buraya bakacağız. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji desini de gerçekleştirilmiştir diye bir ifade kullanmışız. Bakın hatamızı söyleyeyim. Kaç tane nitel araştırma yöntemleri var mı? Yok. Nitel araştırma yöntemi var. Yani yöntem bir tane. Ama şöyle deseydik güzel olurdu. Nitel araştırma desenlerinden deseydik olurdu. Çünkü desenlerimiz birden fazla. Bir tanesi de fenomenoloji işte. Dolayısıyla bu tür ifadelere çok fazla rastlayacaksınız. Buna dikkat ediniz lütfen. Bizim kullandığımız bu ifade hatalı. Nitel araştırma yöntemlerinden değil, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseniyle gerçekleştirilmiştir deseydik güzel bir ifade olurdu. Çünkü yöntemimiz tek, bir daha söyleyelim. Yöntemin adı da nitel araştırma yöntemidir sevgili dostlarım. Şimdi şeye geleyim hemen. Desen kısmına gelelim. Çalışmanın deseni kısmına geldik. Bakın şurası. Ne diyor? Yani şuraya çalışmanın deseni diye bir başlık atılabilir. Şurada çalışma grubu başlığı atıldığına göre şuraya da çalışmanın deseni diye bir başlık atılması lazım. Fenomenolojiyi hayatımızda karşılaştığımız ancak detaylı olarak bilgi sahibi olamadığımız ya da üzerine çok düşünemediğimiz olguları derinlemesine inceleyen bir çalışma türü de demişiz. Çalışma deseni de desek daha güzel olurmuş. Kaynakçalarımızı göstermişiz. Katılımcıların yaşamış oldukları ne diyor? Yaşamış oldukları deneyim ile ilgili hissettikleri algıları, düşünceleri ve bunları nasıl yapılandırdıkları. Van Manen'e zaten vermişiz. Van Manen de bu şekilde söylüyordu. Ve bilinçli davranıyorlardı biliyorsunuz araştırmacılar bu şeylerle ilgili yapılandırdıkları bakış açılarıyla ilgili. Van Manen'e atıf göstererek bunları söylemişiz. Bir bakıma aslında hermeneutik yani yoruma dayalı fenomenoloji desenini seçmişiz. Çünkü biz Van Manen'i verdiğimize göre ama burada bakın dikkat ederseniz fenomenolojinin hangi türünü seçtiğimizi yani hermeneutiği mi seçtiğimizi yoksa Moğustakas'ın söyleyelim psikolojik fenomenolojiyi seçtiğimizi hangisini seçtiğimizi belirtmemişiz. Onu da bir eksiklik olarak söyleyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Van Manen'in ifadesinden sonra bakın ne diyor? Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin sistem temelli etkinlikleriyle ilgili düşüncelerini derinlemesine sorgulamaktır demek istemişiz. Çalışmada yer alan öğretmenler işte nokta nokta proje kapsamında sistem materyalleriyle ilgili bir hafta süresince bir eğitime dahil edilmişlerdir. Yani bir tecrübeleri vardır demek istiyoruz.
ve aldıkları eğitimle ilgili düşünceleri nitel bir anlayışla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu tüm bu nedenlerden dolayı da nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji desen tercih edilmiştir. Bakın bir kere daha yöntemlerinden ifadesini kullanmışız. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Yine yöntemleri diye bir şey yok. Nitel araştırma desenlerinden dememiz lazımdı. Fenomenoloji desenini tercih ettiğimizi söylememiz lazımdı sevgili dostlarım. Dolayısıyla yöntemimizin nitel araştırma olduğunu bir kere daha ifade edelim. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi isterim. Dedik ki şeyin Van Manen'in şeyi söyleyin. Van Manen'in fenomenolojik deseni daha çok araştırmacının işte yorumlamasına dayanır dedik. Mostakas'ın psikolojik fenomenolojik deseni ise paranteze alır ve araştırmacının bakış açısını göz ardı eder dedik. Doğru mu? Dolayısıyla biz acaba burada hangisini yaptık? Tabii biz burada Van Manen'i aldığımız için yorumlamamız lazım. Bunu da en güzel şekilde sonuç tartışma kısmından görebilirsiniz. Acaba araştırmacı şuradaki sonuç tartışma kısmında Van Manen'in dediği gibi olayları bulmuş olduğu buradaki bakın bulguları yorumlayabilmiş mi? Yorumu nasıl? Literatüre bir şey katabiliyor mu? Bu açılardan incelemenizi tavsiye ederim sizlere sevgili dostlarım. Bakın burada sonuç tartışma başlıyor. Şurada yapmış olduğu şeyler yorumlar literatüre bir şey katacak cinsten mi? Ya da Van Manen'in dediği gibi o fenomeni, o algı, olguyu derinlemesine inceleyecek bir açıdan mı yaklaşılmış? Bunlara bakılması lazım. Ben şimdi çalışmayı bildiğim için söyleyeyim çok fazla bakamamışız biz. Yani o Van Manen'in dediği açılardan olayları çok fazla yorumlayamamışız. Bu makaleyi eğer okumak isterseniz okuduğunuz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi bunu stop şeyi yapıyorum. Bir de şey göstereyim. Siz söyleyin. Durum çalışmasıyla ilgili bir çalışmamızı göstereyim. Hemen geliyorum şeye, şuraya. Ekran paylaşımı diyorum yine. Evet. Şey diyorum. Geldi sanırsam. Bunu da biraz büyütelim. Evet. Bakalım şimdi. Şurada yazıyor bakın. Biraz daha büyütebilirim burayı. Bu amaçla yöntem olarak nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması deseni kullanmıştır. Bakın burada şey demişiz. Nitel araştırma yöntemi desenlerinden demişiz. Dolayısıyla yöntemin tek olduğunu artık burada vurgulamışız. Desenin çok olduğunu söylemişiz. Ve burada durum çalışması deseni kullanılmış sevgili arkadaşlarım. Bakın çalışmanın katılımcıları FEMGİS öğretmeni, ana bilim dalının son sınıf öğretmeni bulunması stajını yapan 8 öğretmen adayıymış. Ve bu çocuklar daha henüz bakın ne diyor veriler öğretmen adaylarının stajları başlamadan önce toplanmıştı diyor. Dolayısıyla tecrübeye sahip değil. Yani fenomenolojiden ayrılıyor bakın dikkat ederseniz. Doğru mu? Yani veriler ne demişiz bir daha bakalım. Öğretmen adaylarının stajları yani işte öğretmenlik uygulaması başlamadan önce toplanmıştır. Dolayısıyla biz burada fenomenolojiyi seçemeyiz. Onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla durum çalışması o durumda neymiş? Öğretmen adaylarının uygulama öncesi beklentileriymiş. Yani baktığımız zaman evet, uygulama öncesi beklentileriymiş. Sevgili arkadaşlarım buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi bunu söyledikten sonra şeye bakalım yine bu söyleyin araştırma modeli kısmına bakalım. Bir de burayı tenkit edelim ya da değerlendirelim. Bu araştırma nitel araştırma yönteminin bir deseni olan durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Bakın buraya kadar güzel bir cümle olmuş. Nitel araştırma yönteminin bir deseni olan durum çalışması diyoruz. Durum çalışması bir durumun tespit edilmesi ve incelenmesi amacıyla yürütülür diyerekten yine kaynakça göstererek durum çalışmasının ne olduğunu anlatmışız. Biraz önceki çalışmamızda da benzer durum vardı. Mutlaka kaynakça göstererek o deseni açıklamaya çalışınız. Ve o deseni niye seçtiğinizi açıklayınız. Bakın önce desenin adını söyleyiniz. Hatta desenin modeli varsa hangi modeli kullandığınızı söyleyiniz. Ardından o desene dair, o modele dair mutlaka teorik bilgi veriniz. Ve o teorik bilgiden hareketle de mutlaka o desenin, modelin niçin kullandığınızı açıklayınız. Bakalım biz açıklayabilmiş miyiz? Dolayısıyla bu çalışmada da öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması öncesi beklentileri tespit edilmiş ve incelenmiştir. Ayrıca durum çalışmasında analiz birimi ve çalışılacak durum kavramları iki önemli kavramdır. Bu çalışmada analiz birimi fen bilgisi son sınıf öğretmen adayları çalışılacak durum ise onların öğretmenlik uygulamasından beklentileridir diye bizim durumumuzun ne olduğunu varıncaya kadar yazmaya çalışmışız.
Çünkü ne diyordu? Bakın, durum çalışması bir durumun tespit edilmesi ve incelenmesi amacıyla yürütülüyordu. Biz de o durumu, yani durum öğretmenin uygulamasından beklentiler, bu durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Biz bu yüzden bu durum çalışmasını kullanmaya çalışıyoruz demeye getirmişiz. O yüzden sizlere de tavsiyem, mutlaka hakemlerin çok sık istediği şeyler bunlardır. Araştırma modeli kısmı yazılırken mutlaka modelin kendisini yazınız. Modelin bir tanımlamasını kaynakçaya dayandırarak, bakın burada işte birilerine dayandırarak yazmışız. Ardından da siz niye o modeli veya işte o deseni tercih ettiniz, onu yazmanızı bekliyoruz. Bakın burada araştırma modeli yazıyor. Biraz önce işte daha hocanın sorduğu ve karıştırılan yer burası. Bakın araştırma modeli yazıyor. Ama biz aşağıda araştırma modeli değil, araştırmanın desenini söylüyoruz bakın. Araştırma modeli olarak ne yazmamız lazım? Durum çalışmasının size 3 şeyin, Crespel'e göre 3 modelini söyledim. Birisi tekli durum, birisi çoklu durum, birisi ise intrinsik dediğimiz içsel durum. Doğru mu? Bu üçünü söyledim ben sizlere. O zaman bu 3 modelden birisini kullandığımızı söylememiz lazımdı. Bu tabii tekli durum, yani tekli instrumental case, yani single instrumental case modelini kullandık dememiz lazımdı bizim burada. Bakın bunu dememişiz biz burada. Dolayısıyla buradaki araştırma modeli başlığı aslında hatalı. Araştırma deseni desek, desenimizin ne olduğu belli. Ne? Durum çalışması. Hiçbir sıkıntı yok. Peki modelin ne arkadaş? Cevap yok. Modelimiz ne olabilir? Bir önceki derste gördük. Dediğimiz gibi tekli instrumental case study dediğimiz, yani single instrumental case demiştik veya tekli durum çalışması demiştik. Bunu yazmamız gerekiyordu buraya model olarak sevgili arkadaşlarım. Yani yöntem, desen ve model üçgeninde giderseniz bir sıkıntı olmaz ama bazen eliniz kolunuz bağlanabiliyor. Belki de biz dergi bize dedi ki araştırma modeli başlığını kullanın dedi belki. Ya da hakem belki de böyle başlık kullanın dedi. Hakemi belki ikna edemedik. Belki dergiyi ikna edemedik. Mecburen bu başlığı kullanmak zorunda kalmış olabiliriz. Veya onlar haklıdır, biz yanlış kullanmışızdır. O da olabilir. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Dolayısıyla siz daha doğru kullanmaya çalışın. Yöntem, desen ve model hiyerarşisine gidiniz. Yöntemimiz burada nitel araştırma yazmışız. Desenimiz burada durum çalışması yazmışız ama modelimiz tekli araçsal durum çalışması olması lazım. Bunu yazmamışız arkadaşlarım. Bunu da burada ifade etmiş olayım sizlere. Evet. Umarım bu iki şeyle başkalarınınkini eleştirmek istemedim. Yani kendi ben şeyimi söyleyin. Kendi çalışmalarımı ekran paylaşım yapıp bir durum çalışması, bir de fenomenolojiden nasıl yazıldığına varıncaya kadar anlatmaya çalıştım sevgili arkadaşlarım. Evet, buradan hareketle, bu iki belki makaleden hareketle veya geçmiş testlerimizden hareketle sorularınız varsa alalım sevgili arkadaşlarım. Tabii geçmiş haftalarla ilgili de soru olabilir. İlla bu haftayla ilgili soru olmak zorunda değil. Eksikleriniz varsa kapatabiliriz. Hocam, tam olarak konumuzla alakalı değil ama bir önceki sorumun farklı bir varyasyonu olacak bir soruyu sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Hocam, şimdi iki tane nitel deseni kullandık bir çalışmamızda. Bizim çalışmamız karma sınıfına girer mi? Karma yöntem sınıfına giriyor mu acaba? Şimdi karma yöntem dediğimiz, bu hafta çalışmasını yapıyorum. Reklamını da yapmış olayım buradan. YouTube'da yayınlayacağım karma yöntemi şeyini. Karma yöntem daha çok nicel ve nitelin, yani nicel araştırmanın ve nitel araştırmanın birlikte kullanıldığı. Bunlar işte nicel önde olabilir, nitel arkada olabilir, nitel önde, nicel arkada olabilir. Desen, onların da desenleri var. Onları açıklayacağım ben şeyimde. Dolayısıyla karma yöntem olabilmesi için nicelin ve nitelin kullanılması gerekiyor. Nitelin desenlerinin birden fazla kullanıldığı durumlarda desen çeşitlemesi ifadesini kullandım. Veya nicelde araştırma yönteminde de birden fazla nicel araştırma yöntemini desenini kullanabilirsiniz. Atıyorum taramayla korelasyonu kullandınız diyelim ki. O zaman yine desen çeşitlemesi yapmış oluyorsunuz. Karma araştırma yöntemi olmuyor şu andaki sınıflandırmaya göre. Ama tekrar edeyim, şimdi bir nitelci, post pozitivist bakış açısıyla veya yorumlayıcı, hermeneutik bir bakış açısıyla bakalım. Yarın bir gün Semih Aykan'dı değil mi soyadınız? Aykal hocam. Evet. Semih Aykal çıkar der ki arkadaş bak ben bunun kuramsal temellerini de yaptım. Eğer nitel araştırma veya nicel araştırma fark etmez. Birden fazla desen kullandığımız zaman da karma yöntem oluyor der ve bunu temellendirirse ve literatüre kabul ettirirse biz o zaman deriz ki bu da karma yöntemdir deriz. Ama şu andaki bilgilerimize göre karma yöntem olabilmesi için nicelden ve nitelden bir desen veya birden fazla desen kullanması lazım.
ikisinden birer tane desen en azından kullanılması lazım ve duruma göre belki her iki desen farklı araştırma sorularında cevaplayabilir. Her iki desen aynı araştırma sorusunda cevaplayabilir. Zaten buna göre de karma yöntem desenleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi onun şeyini YouTube kanalında 3-5 gün içerisinde yayınlayacağım inşallah. Senin soruna kısa bir cümleyle tekrar söylüyorum. Nitel araştırmada iki desenin kullanılması karma yöntem olarak değil, nitel araştırmanın iki farklı deseni kullanılması olarak şeye geçer, literatüre geçer. O zaman da biz desen çeşitlemesi yapmış oluruz. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Sinem Güngör daha el kaldırdı. Buyurun hocam. Merhaba hocam tekrar. Hocam ben de durum çalışması ile ilgili bir şey soracaktım. Şimdi durum çalışmasında birden fazla veri toplama aracı kullanılmalıdır diyor ya. Mesela ben bir çalışmamda hani sadece görüşmeyle durum çalışması yapmaya çalıştım. Hani mesela sadece görüşme kullanarak görüşmede hani derinlemesine çok fazla hani ne bileyim soruyla ya bütün noktalara değindiğimi düşünüyorsam bu yeterli olabilir mi? Yine de hani ya illa gözlem ya da doküman incelemesi de yapmam gerekir mi? Evet. Teşekkür ederim. Güzel soru. Bunu aslında şöyle açıklamıştık. Mehmet Gazi Aslan'ın sorusundan hareketle de şöyle açıklamıştık. Eğer araştırmacı tek bir veri toplama aracıyla o suyunu çıkarma demiştim. Suyunu çıkarma işlemini yapabiliyorsa veya derinlemesine veriyi analiz edebiliyorsa veya toplayabiliyorsa sıkıntı yok. Ama mesela bir örnek vermiştik. Demiştik ki görüşme yapıyorsunuz öğretmenle. Şu yöntemi, şu X öğrenme yöntemini veya işte öğretim yöntemini çok iyi kullandığını sulak seller gibi açıklıyor görüşme esnasında. Ama bir de gözlem yapayım diyorsunuz. Sınıfa iniyorsunuz. Sınıfta öğretmeni gözlemliyorsunuz. O kullandığı, anlattığı öğretim yönteminden hani hiçbir eser göremiyorsunuz. Dolayısıyla veri toplama araçlarını çeşitlendirmek sizin daha güvenilir veriler toplamanızı sağlıyor nitel araştırmada. Ve o zaman okuyucuyu ikna etme olasılığınızı artıyor. Yani nitel araştırmada genelleme kaygımız yok. Evrene genelleme gibi bir kaygımız yok ama güvenilir sonuçlar verme kaygımız var. Dolayısıyla siz şimdi eğer siz sadece görüşmeyi kullansaydınız diyecektiniz ki bak bu adam mükemmel işte öğretim yöntemleri kullanıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyecektiniz. Ama ne yaptınız? Bir de gözden yaptınız sınıfında 5 hafta, 6 hafta, 10 hafta neyse bir baktınız ki Allah Allah dediniz ya. Hiç alakası yok dediniz. Dolayısıyla daha güvenilir bir veri sundunuz. Aslında görüşmede öğretmen böyle 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 kullandığını söylerken gözlem yapıldıktan sonra öğretmenin şunları 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 şu açılardan kullanamadığı tespit edilmiştir gibi bulguya ulaştınız bu sefer. Bu ne yaptı işte şimdi sizin verinizi daha da kuvvetlendirdi. Bazıları şöyle düşünüyor. Ya hocam şimdi ben aslında sadece görüşmeyi mi verseydim? Bu bak ne kadar güzel işte vatandaş öğretim yöntemi kullandığını söylemiş. Şimdi bu zayıflık mıdır diyor. Hayır diyorum bak siz aslında daha güzel bir şekilde bir şey yapıyorsunuz. Veriyi kuvvetlendiriyorsunuz. Yani aslında kişinin görüşmede söylemiş olduğu şeyi gözlemde teyit ederek veya aksini bularak siz nitel verinizi kuvvetlendiriyorsunuz aslında. O yüzden eğer siz nitel verinizi tek bir veri toplama aracıyla kuvvetlendireceğinizi düşünüyorsanız durum çalışmasında da tek bir veri toplama aracı kullanılabilir. Ama bu durum çalışmasında çok nadir olur. Çünkü durum çalışmasında o ilgili case'i çok çeşitli açılardan incelemeniz birden fazla veri toplama aracılığıyla daha iyi oluyor. Daha verimli oluyor. Ama tekrar ediyorum bu araştırmacının background'uyla da ilgili bir şeydir. Ben tek bir veri toplama aracıyla iyi bir case study yaparım diyorsanız yürüyün. Hiçbir sıkıntı yok benim açımdan. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ama yani böyle söyleyip mesela diyelim ki şey desiniz, tez jürisini savunuyorsunuz, tek bir veri toplama aracıyla yaptınız. Belki de jürideki birisi diyecek ki şöyle şöyle niye yapmadınız dedi size. Eyvah dediniz. Çünkü ona bir şey bulamıyorsunuz. Size dedi ki o jüri şöyle şöyle niye yapmadınız dedi. Hiç düşünmemiştim diyorsunuz. Bak işte siz böyle böyle yapsaydınız bu veriniz daha da kuvvetlenecek diye de jüri size cevap veriyor bakın. Bu tür durumlarda kalmamanız için mümkün olduğunca çeşitli şekillerde verilerinizi kuvvetlendirmeniz lazım nitel araştırmada sevgili arkadaşlarım.
Teşekkür ederim hocam. Bir de bu çalışmamızın güvenilirliğini düşürür mü diyecektim ama düşürdüğü sonucuna söylediklerinizden ulaştım hocam. Tek bir veri toplama aracının kullanılması eğer veri sağlam değilse güvenilirliği de geçerliliği de düşürür. Doğru söylüyorsunuz. Özellikle dış güvenilirliği ve iç geçerliliği düşürür. Bunları konuşacağız ilerleyen haftalarda. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet, soru alabilirim varsa. Hocam ben sorabilir miyim? Tabii ki Kezban hocam, buyurun. Şimdi biz bir nitel araştırma yapacağımız zaman hangi desene karar vereceğimizi hangi aşamada karar veriyoruz? Yani önce araştırma sorumuzu belirleyip ona göre mi desen belirleniyor, yoksa ben işte fenomenoloji desenine çalışmak istiyorum ve elimde de bir araştırma konusu var. Bunu ona göre şekillendirebilir miyim? Ya da oluyor mu? Tam anlatamadım yani, ama. Anladım ben soruyu. Çok teşekkür ederim. Bu da güzel soru. Ben olsam ilkini tercih ederim. Yani araştırma sorumu önce kurgularım ve bu araştırma sorusunu hangi veri topluma hangi desenle çözeceğimi düşünürüm ve ona göre desenimi belirlemiş olurum. Yani önce araştırma sorusunu kurgularım. Ama siz illa fenomenoloji çalışacağım derseniz zaten araştırma sorusu 3 aşağı 5 yukarı çıkıyor ortaya. Nedir? Bir şeyin ya da bir kişinin ya da kişilerin geçmiş tecrübelerini araştıracaksınız. Şimdi ne olacak artık? O geçmiş tecrübe işte o fenomeni belirlemek kalacak. O fenomeni belirledikten sonra siz artık araştırma sorusunu oluşturup hemen fenomenolojiye başlayabilirsiniz. Ama desen olarak karar vermediyseniz ve ben kendi belirlediğim araştırma soruma göre uygun deseni seçeceğim diyorsanız, o zaman araştırma sorusunu belirleyip ona göre uygun deseni seçmeniz gerekiyor nitel araştırmada. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, var mı başka soru? Mehmet Gazi Aslan el kaldırmış. Hocam şeyi sormak istiyorum. Nicel araştırmalarda değişken kavramı var ya, bu nitelde karşılık geldiği bir kavram var mı? Nitel araştırmada değişken diye bir kavram kullanmıyoruz aslında. Nicel araştırmada daha çok değişken kullanıyoruz. Çünkü bu nicel araştırmada da birbirini etkileyen şeyler olduğu için işte atıyorum bağımlı bağımsız değişken, sürekli süreksiz değişken, kategorik olmayan değişken, kesikli kesiksiz değişken gibi nicel araştırmada bir sürü ifade kullanıyoruz. Fakat nitel araştırmada herhangi bir değişkenden hareketle değişkenlerimizi belirleyip o belirlediğimiz sınıra göre hipotezi test etme gibi bir kaygımız olmadığı için, nitel araştırma esnek bir yapısı olduğu için istersek 5 tane şey araştırırız, istersek 6 tane, istersek 6 tanenin 3 tanesini atarız. Yani o araştırmacıya kalmış. Yani sınırlarını çizmek zorunda değiliz. Esnek davranabiliriz nitel araştırmada. Sınırlarını da çizebiliriz, sıkıntı yok. Ama bunu bir değişken olarak ifade etmiyoruz. Mesela diyelim ki öğretmen adaylarının öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntemleri dediğimiz zaman aslında eğer illa ifade edeceksek değişkenimiz öğretim yöntemidir. Ama bunu bir değişken olarak niceldeki gibi ifade etmeyiz. Onu demeye çalışıyorum. Veya işte Kezban Hoca'dan yine örnek verelim. İşte ahçıların kullanmış oldukları biber çeşitleri, tuz çeşitleri, şeker çeşitleri Yani bu bir belki şu an bunu bir değişken olarak söyleyebiliriz ama bunun demeyiz yani illa değişken olarak bu ifadeyi kullanmayız. Böyle bir kullanma zorunluluğumuz yok. Çünkü tekrar ediyorum, nitel araştırmalarda hipotezi test etme diye bir kaygımız yok. Hipotezi test etmemiz için mutlaka o hipotezi oluşturacak değişkenlerin olması gerekiyor nicel araştırmada, ama nitel araştırmada böyle bir kaygımız yok. Mehmet Gazi Aslan, ben teşekkür ediyorum. Var mı başka sorumuz? Evet, peki. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. O zaman bir toparlayayım 2 dakikada ve bitirelim. Şimdi bu 9 Şubat haftasında önce fenomenoloji desenini görmeye çalıştık. Ardından da durum çalışması desenini görmeye çalıştık. Bu dersimizde ise fenomenolojiyle ilgili ve durum çalışmasıyla ilgili benim yapmış olduğum iki çalışmayı o desen kısımlarını göstererek incelemeye çalıştık. Özellikle çalışmanın deseni kısmının nasıl yazılabileceği üzerine arkadaşlarıma fikirlerimi beyan ettim. Ve yani bir yayın çalışması yaparken veya test çalışması yaparken nerelere dikkat edebiliriz? Tabii bunu ilerleyen haftalarda bolca yapacağız. Ama bu hafta ilk uygulamasını yapmış olduk. Özellikle çalışmanın deseni başlığının altında nelerin yazılabileceğini konuşmaya çalıştık bu iki makale üzerinden. Ve bir de bu dersimizde arkadaşlarımızın yine fenomenoloji ve durum çalışmasıyla ilgili
sorularını cevaplamaya çalıştık. Gelecek hafta nitel araştırmada desenlere devam ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlarım. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.